Türkiye'nin en azılı 5 seri katili. Orhan Aksoy. İnsanları naylon iple boğarak öldüren Orhan Aksoy, öldürdüğü insanları kolye yerleştirip evlerinin önüne bıraktığı için kolici katil olarak anıldı. Çıkarıldığı mahkemede kolundaki saati hakime fırlatan ve taşkınlık çıkartan Aksoy, 2004 yılında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Süleyman Aktaş. İlginç bir katildi Süleyman Aktaş. Denizli'deki Türkiye Elektrik Kurumu Müessese Müdürlüğü'nde hat işçisi olarak görev yaparken 31.500 volt elektriğe maruz kalınca beyninde hasar meydana geldi. Halüsinasyon görmeye başlayan Aktaş bir başkomiseri öldürerek cinayetlerine başladı. Akıl hastanesine yatırıldı. 5 yıl sonra dışarı çıkınca 4 komşusunu öldürdü. Bununla da kalmadı, öldürdüğü kişilerin kafalarına çivi çaktı. Savunmasında çivi görünce dayanamıyorum, insanların kafasına çakmak istiyorum diyen Aktaş, halk arasında çivici katil olarak anılmaya başlandı. Halen akıl hastanesinde yatmakta. Adnan Çolak. 3 yıl içinde 11 kişi öldüren Adnan Çolak'ın hedefinde 65-95 yaşındaki kişiler vardı. 11 kişinin 6'sına tecavüz eden Adnan Çolak, cinayetleri baltayla öldürdüğü için baltalı katil ya da Artvin canavarı olarak biliniyordu halk arasında. Elinden yaralı kurtulan birinin ifadesindeki "Yaşlı insanları öldürüyorsam da bunlar zaten zamanlarını doldurmuşlar. Onlar bizim yerimize fazladan yaşıyorlar. Belki de bizim kısmetimizi yiyorlar. Hem kendimi tatmin ediyor hem de onları öldürerek toplumu rahatlatıyordum" sözleri Adnan Çolak'ın nasıl bir katil olduğunu gözler önüne serdi. Hamdi Kayapınar. 1998-2001 yılları arasında cinayet işleyen Hamdi Kayapınar, 7 kişinin canına kıymış, 4 kişiyi de öldürmeye teşebbüs etmiştir. Cinayetlerini Kayseri Kanal boyunda işleyen Hamdi Kayapınar, bu cinayetleri para için yaptığını söylemiştir. "Para için yaptıysan niye onları öldürdün?" sorusuna, "Öldürmeseydin beni bulup döverlerdi" gibi korkunç bir cevap vermiştir. Başka bir ilginç lafı ise cebinden 2 TL çıkan maktul için "ucuza gitti" demiş olmasıdır. Kendini avcı ve kurbanlarını da av olarak gördüğünü söylemiştir. Antep canavarı Abdullah Dayı. 43 kişinin katili Antep canavarı Abdullah Dayı 38 ayrı cezaevinde 48 yıl geçirdi. Bunu da cezaevi müdürünü tehdit ederek yapmış. Nazım Hikmet'le aynı koğuşta kalmazsa onu öldüreceğini söylemiş. Nazım Hikmet başka cezaevine gönderilince müdürü öldürdüğü yazılmış bir kitapta. İnsan kasabı denilen cinsten birisiymiş gerçekten. Kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere.